10 tane fizik bilimine giriş sorusu çözelim. Bir okuldaki ısınma problemini çözmek isteyen tesisatçı Ahmet Bey temelde fiziğin hangi alt dalı ile ilgili çalışma yapma yapmalıdır? konumuz ısınma olduğu için sıcaklık, ısı ile ilgili olan fizik dalını seçmemiz gerekiyor. Tabii ki bu fizik dalı da termodinamik olmalı. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soruda diyor ki pikniğe giden bir aile çaylarının daha uzun süre sıcak kalması için termos kullanmalıdır. Bu olayda fiziğin hangi alt dalından faydalanılmaktadır? Yine birinci soruyla benzer bir soru yine sıcaklık konusu geçerli. Bu yüzden bu sorunun da cevabı Bursa termodinamik şıkkı olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Tıp bilimi olan radyolojide kemiklerimizin filmi çekilirken X ışınları kullanılmaktadır. Verilen bilgi fiziğin hangi alt dalına aittir? X ışınları ve atom çekirdeği ile ilgilenen bilim dalı olması gerekiyor. Bu da nükleer fizik olur. Mekanik manyetizma, termodinamik ve katı hal fiziğinin radyoloji ile ve X ışınlarıyla herhangi bir ilgisi yok. Bir sonraki sorumuza bakalım. Atom çekirdeğini inceleyen bilim dalıdır. Atom çekirdeğindeki bağları, bağların kopması sonucu açığa çıkan enerjiyi, radyasyonu ve radyasyondan korunma yollarını inceler. Az önce de söylediğim gibi atom çekirdeği ile ilgilenen fiziğin alt dalı nükleer fizik yani C şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuz. Fiziğin alt dalları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım nükleer fizik atom çekirdeğini inceler. Doğru. Katal fizik kristal yapılı parçacıkları inceler. Bu da doğru. Mekanik kuvvet hareket ve bunlar arasındaki enerji ilişkisini inceler. Bu da doğru. Manyetizma ısı ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Bunu inceleyen bilim dalı manyetizma değil, termodinamik olacak. E, manyetizma daha çok mıknatıslarla ve e, bu manyetik alanlarla ilgilenen bilim dalıydı. O yüzden bu olmamalı cevabımız 1, 2, 3, C şıkkı olacak. Sonraki sorumuza bakalım hemen. Hava durumu hakkında tahminler yapan bilim dalı hava durumuyla ilgilenen bilim dalımız meteoroloji olur. Evrendeki olayların anlaşılmasında birçok bilim dalının katkısı vardır. Atom altı parçacıklar ve röntgen ışınlarının keşfedilmesinde hangi bilim dalı ön planda yer almaktadır? Tabii ki mesela matematik e, bunların keşfedilmesinde hesaplanmasında önemli. Ancak ön planda yer alan bilim dalı fizik olur. Sonraki sorumuza geçelim. Fizik bilimiyle ilgili olarak yapılan açıklamalardan hangileri doğru? Doğada gerçekleşen olaylar bilimsel düşünce ile açıklanır. Doğru. Yapılan çalışmaların sonucu diğer disiplinlere de yansır. Fizik biliminin çalışmalarının sonucu müziğe, sanat dallarına bile yansıyordu. Gözlem ve deneye dayalı bilimdir. Fizikte de tabii ki deney ve gözlem yapılır. Tıpkı kimya biliminde olduğu gibi. Bu yüzden cevabımız Edirne 1 2 3 olacak. Verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu olamaz? Barajlarda kurulan santrallerden elektrik elde edilmesi, elektrik zaten fiziğin alt dallarından bir tanesi. Parçacık hızlandırıcılarda atom altı parçacıkların davranışlarının gözlenmesi yine fizik bilimine ait. Nükleer reaktörlerden elektrik enerjisi üretilmesi yine fizik bilimiyle alakalı. Sütün mayalanması kimyasal bir olay olmalı. Fiziksel değil. Gezegenlerin gezegen hareketlerinin gözlenmesi yine fizik bilimiyle açıklanabilir. Ancak sütün mayalanması hem kimyasal hem de biyolojik bir olay olduğu için fiziğin alt dallarından birisinin konusu olamaz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda verilen durumlardan hangisi nükleer fiziğin incelediği konular arasındadır? Nükleer fizik ne ile ilgileniyordu? Özellikle atomun çekirdeğiyle, atom çekirdeği ile ilgileniyordu. Atom çekirdeği ile alakalı bir olay arayacağım. Bakalım atomlarda elektron dizilimi hmm, benziyor. Ancak atom çekirdeği ile ilgili değil. Bu şıkkın bir kalsın. Moleküller arasındaki çekim kuvveti moleküllerin birbirleriyle ilişkilerini inceliyor. Hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi. Şimdi bu şık benim cevabıma daha yakın. Bu yüzden A ve B şıklarını eledim. Çünkü hidrojenin bir protonu varken helyum atomunun iki protonu var proton sayısıyla alakalı bir değişim olmuş. E, proton sayısıyla ilgili değişim de atom çekirdeği ile alakalı. Diğer şıkları da yine inceleyelim. Lazer ile ince kesimlerin hassas yapılabilmesi ve bina yapılırken kule, vinç kullanılması. Bunların da atom çekirdeği ile bir ilgisi olmadığı için son sorumuzun cevabı da Ceyhan hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi olur.